Çok sayıda kasaba boşaltıldı. Milyonlarca hayvan öldü. En az 480 milyon hayvanın öldüğünün tahmin edildiğini aktardı. And it's been drying out for, you know, 2 years. So yüz binlerce itfaiyeci, çoğunluğu gönüllü olmak üzere haftalardır, bazen günde en az 12 saat olmak üzere çalışıyor. Very volatile, and of course we have the eucalyptus. Avustralya yangınları neden 4 aydır söndürülemiyor, bilançosu ne? Avustralya'da rekor düzeydeki sıcak hava ve aylardır süren kuraklık yüzünden çıkan yangınlar geçen hafta etkisini daha da yoğunlaştırdı. Eylül ayından beri süren ve alevlerin yüksekliğinin kimi zaman 70 metreyi aştığı yangınlar sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kasaba boşaltıldı, milyonlarca hayvan öldü. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yaptığı son açıklamada 1,25 milyar hayvanın hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Bütün dünyanın Avustralya'ya odaklanmasına ve ünlü oyunculardan siyasetçilere, çok sayıda kişinin düzenlenen kampanyalara destek çıkmasına sebep olan yangınların nedenlerini ve yangınlarla ilgili bilinmesi gerekenleri bu videoda sizler için derledik. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olarak videomuzu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Yangınlarda son durum ne? Avustralya'da pazartesi günü itibariyle yangından etkilenen yerlere yağmur yağdı ve sıcaklıklar düşmeye başladığı görüldü. Ancak yetkililer yangınların tekrar ortaya çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Ülkenin doğu kıyısındaki Sydney'den Melbourne'a kadar çok sayıda şehre güçlü yağmurların etki ettiği görüldü. Ancak yetkililer perşembe günü itibariyle sıcaklıkların tekrar yükselmesini beklediklerini ve bu yüzden de bugünün hasar tespitinin yapılması ve gerekli alanların boşaltılması için kullanılacağını söyledi. Kapalı yollar açılırken yüzlerce kişinin dumandan etkilenerek dışarı çıkamadığı görüldü. Avustralya Başbakanı yangınların aylarca sürebileceği uyarısında bulunmuştu. Ülkenin başkentinde pazartesi günü yangınlardan dolayı dumanla kaplandı. Başkentte yer alan Acil Durum Yönetim Ofisi, Avustralya Ulusal Müzesi ve Avustralya Ulusal Üniversitesi yangınların oluşturduğu sis yüzünden kapalı olduklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı gerekli olmadıkça çalışanlarının binaya gelmemesini söyledi. Sağlık Bakanlığı da binaya gelinmemesi gerektiğini belirtti. Melbourne'daki görüş mesafesinin ise 1 kilometreden daha az olduğu açıklandı. Kırsal Yangın Kurumu'nun pazartesi günü erken saatlerde attığı tweet'e göre bu eyalette 136 aktif yangın var, Victoria eyaletinde ise 31 aktif yangın bulunmakta. Peki yangınların bilançosu ne? Reuters haber ajansının verilerine göre yangınlarda şimdiye kadar 8 milyon hektar alan yok oldu. Yaklaşık 2000 ev küle dönerken çok sayıda kasaba elektrik ve internet bağlantısı olmadan yaşamak zorunda kaldı. Eylül ayından beri en az 800 evin tahliye edildiğini bildiriyorlar. Avustralya Sigorta Kurumu'nun tahminine göre zarar 700 milyon Avustralya dolarını, yani 485 milyon Amerikan dolarını aştı ve bu miktarın çok daha fazla artması bekleniyor. Avustralya Acil Durumlar Başkanı Victoria eyaletinde 67 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Yaklaşık 1000 kadar turistin Avustralya donanması tarafından kıyılardan alınarak götürüldüğünü duyurdu. Adelaide tepelerindeki şarap endüstrisine üzüm sağlayan bağların 3'te 1'inin yok olduğu belirtiliyor. Uydu görüntülerine göre yangından en çok etkilenen Victoria ve New South Wales eyaletlerine yayılan dumanlar Yeni Zelanda'ya kadar yayılarak hava kalitesinin etkilenmesine neden oldu. Avustralya'da en çok can kaybına neden olan yangın Şubat 2009'da yaşanmıştı ve Kara Cumartesi olarak adlandırılan yangında Victoria eyaletinde 180 kişi ölmüştü. Peki bu yangınlar neden meydana geldi? Avustralya yaz aylarında yaşanan yangınlara alışkın olsa da bu yıl normalin üzerinde görülen sıcaklıklar ve kuraklık
yangınların şiddetinin daha fazla olmasına neden oldu. İnsan faktörü de kimi zaman yangınların ortaya çıkmasında etkili olsa da, kuru tarım alanları üzerinde şimşeklerin çakmasıyla da yangınların başladığı görülüyor. Yangınlar bir kere başladı mı, otların yanmasıyla ortaya çıkan közlerin rüzgarla dağılması ve yayılmasıyla diğer alanlarda yanmaya başlıyor ve bütün orman alanları tehlikeye giriyor. Ve böylece otları tutuşturan yangınlar, gök gürültülü fırtınaların oluşmasına, bu da şimşeklerin meydana gelmesine ve daha fazla yangının ortaya çıkmasına neden oluyor. Bu da bir volkan patlaması ya da atom bombası etkisi yaratarak yangınların kendi fırtınalarını ortaya çıkarmasına yol açıyor. Peki yangınların bu kadar yayılmasının nedeni ne? İklim değişikliğinin etkisi var mı? Avustralya'da yangınların bu kadar büyümesi ve kontrol altına alınamamasında yazların daha sıcak ve kuru geçmesinin etkisi var. Bilim dünyası uzun zamandır iklim değişikliğinin şiddetlenmeye başlamasıyla Avustralya'da daha uzun sıcak ve kuru yazların yaşanacağı uyarısında bulunuyordu. Bu da tarımsal alanların daha kuru bir hale gelerek daha kolay tutuşmasına ve yangınların daha kolay yayılmasına neden oluyor. Bilim insanları iklim değişikliğinin yangınların daha sık ve daha şiddetli görülmesine neden olacağını belirtmekteydi. Verilere göre Avustralya 1910 yılından beri 1 derece daha ısındı. En büyük ısınma 1950 senesinde yaşandı. Avustralya 2019 aralığında ise en sıcak hava rekorunu 2 defa 40,9 ve 41,9 derece ile kırdı. İkisi de 2013'te ölçülen 40,3 dereceden daha yüksekti. Ayın sonunda ise normalde ülkenin kalanından daha serin olan Tazmanya'da bile 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçüldü. Meteoroloji uzmanlarına göre Avustralya'da yangınların kontrol altına alınmasında en büyük etkiye sahip durumlardan biri de Hint Okyanusu'nda görülen çift kutuplu iklim olayı. Hint Okyanusu dipolü olarak adlandırılan olayda deniz üst yüzeyi sıcaklıkları batı tarafından daha yüksekken doğu tarafından daha serin oluyor. Bu iki taraf arasındaki sıcaklık farkı bu yıl son 60 yılın zirvesindeydi. Bunun sonucu olarak da Doğu Afrika'da ortalamanın üzerindeki şiddette yağmurlar ve seller görülürken Güneydoğu, Asya ve Avustralya'da kuraklık yaşanıyor. Peki şimdiye kadar kaç hayvan hayatını kaybetti? İngiliz Time gazetesine konuşan çevre yetkilileri yapılan hesaplamalara göre yangınlarda şimdiye kadar en az 480 milyon hayvanın öldüğünün tahmin edildiğini aktardı. Koala nüfusunun 1/3 birinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çevre uzmanlarına göre toplam 8000 koala hayatını kaybetmiş olabilir. 4000 çiftlik hayvanı ve koyunun da öldüğü hesaplanıyor. Dünya Doğayı Koruma Vakfı yaptığı en son açıklamada 1,25 milyar hayvanın direkt yangınlarda ya da yangınlardan ötürü hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. Bu rakamın Avustralya vahşi yaşamı üzerinde yangının etkilerinin araştırılması ve Sydney Üniversitesi'nden Profesör Chris Dickman'ın yönetimiyle hesaplandığı belirtildi. Peki bu yangınlarla nasıl mücadele ediliyor? Yüz binlerce itfaiyeci, çoğunluğu gönüllü olmak üzere haftalardır, bazen günde en az 12 saat olmak üzere çalışıyor. İtfaiyecilerin üzerine bu kadar büyük bir çalışma yükünün binmesi, ülkenin itfaiye gücü olarak gönüllülere ihtiyaç duymasının sorgulanmasına yol açtı. Avustralya'nın federal hükümeti, geçen hafta yaptığı açıklamada başta New South Wales eyaleti olmak üzere gönüllülerin talep etmeleri halinde 4000 dolara kadar tazminat alabileceklerini söyledi. Bu politikaya Avustralya Başbakanı Scott Morrison başta karşı çıkmıştı. Yangınların kontrol altına alınamaması üzerine ordu askerlerini, gemilerini ve hava araçlarını yangın bölgelerine göndermeye başladı. Başbakan Morrison cumartesi günü ise ülke yakın tarihinin en büyük askeri seferberliğini ilan ederek 3000 askerin gönüllü itfaiyecilere yardım etmesi için alana gönderildiğini açıkladı. Hükümet ABD ve Kanada'dan su tankerlerini barındıran hava araçları konusunda takviye yardım talep etti. Kanada 30'dan fazla itfaiye görevlisini Avustralya'ya göndereceğini açıkladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison neden eleştiriliyor? Scott Morrison gerekli iklim değişikliğinin rolünü küçümsemesi, gerekse yangınların şiddetlendiği dönemde tatiline devam etmesinden dolayı ülkesinde eleştirilere maruz kaldı. Scott Morrison yangınlar devam ederken geçen ay içinde ailesiyle Hawaii'ye tatile gittiği için eleştirilmişti. Eleştiriler üzerine tatilini yarıda keserek geri dönen Morrison, hükümetin iklim politikalarını savunmaya devam etti. Morrison'un askerleri yangınlara müdahale etmeleri için seferberliğe çağırmasını, itfaiye birimlerine haber vermeden yapması da eleştirilmesine neden oldu. Avustralya'nın karbon salınımı politikaları uzun süredir eleştiriliyor. Ülkenin madencilik geçmişi ve güçlü kömür lobisi yüzünden iklim değişikliği ile mücadele için gerekli adımların atılmadığı belirtiliyordu. Morrison da bu politikaları değiştirmemekle suçlanıyor. Peki yangınlardan dolayı Avustralya'da bağışa ihtiyaç var mı? Avustralya bu kadar büyük çapta yangınlarla aylardır mücadele ettiği, milyonlarca canlının hayatını kaybettiği ve evler yok olduğu için dünyanın dört bir yanından ülkeye yardım etmek gerektiğine dair çağrılar büyüyor. Yangınlarla en çok mücadele eden eyaletlerin yöneticileri de para yardımına ihtiyaçları olduğunu açıklıyor. Sadece yangınlarla mücadele etmek için değil, yangınlardan sonra hayatta kalanların yaşamına geri dönmesi ve yangınların yok ettiği alanların ıslah edilmesi için de ülkenin bağışlara ihtiyacı olacak. Avustralya Başbakanı Morrison, hükümetine yangınlarla mücadelede getirilen eleştirilerin ardından yerel topluluklara yardımcı olması için 1,39 milyar dolar değerinde Ulusal Yangın İyileşme Kurumu kurduğunu açıkladı. Sosyal medyadan da çok sayıda oyuncu, müzisyen ve ünlü ya bir kampanya düzenlediğini ya da bağış kampanyalarına destek olduğunu açıkladı. Şarkıcı Pink sosyal medyadan yaptığı açıklamada kurtarma çalışmalarına yardımcı olması için 500 bin dolar bağışladığını açıkladı ve çok sayıda isim de bağış yaptığını açıklayan ünlüler arasında yerini aldı. Avustralya'da yangınlar altında yaşam nasıl? Çok sayıda Avustralyalı yangın sırasında evleri yok olduğu için tanıdıklarının yanında kalıyor. 16 yaşındaki Gabriel de bu insanlardan biri. BBC'ye konuşan Gabriel, itfaiyecilerin tavsiyelerini dinlediklerini, evin etrafındaki çalıları ve ağaçları temizlediklerini, ancak evlerinin bir anda yok olduğunu anlatıyor. O an geldiğinde yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok diyen Gabriel, kedilerini ve giysilerini alıp kaçtıklarını anlatıyor. Şimdi Gabriel ve ailesi bir tanıdıklarının evinde kalıyor. Yetkililer çok sayıda evi kapı kapı dolaşarak ailelere alanı terk etmeleri gerektiğini söylerken, yangının etkili olduğu alanların yakınlarında yaşayanlar dumandan ve buna bağlı olarak artan hava kirliliğinden de etkileniyor. Peki Avustralya'ya seyahat edilmesinde bir sakınca var mı? Çok sayıda hükümet Avustralya'ya seyahat notunu güncelleyerek gidilecek yerlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu. Ülkede olanlara haberleri dinlemeleri ve yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri çağrısı yapıldı. İngiltere vatandaşlarına yaptığı uyarıda olağanüstü hal ilan edilen yerlerde özellikle dikkatli olunması ve yerel yetkililerin açıklamalarının sürekli takip edilmesi gerektiğini belirtti. Avustralya Turizm Ofisi de çoğu turistik yerin yangınlardan etkilenmediğini, ancak seyahat edecek yolcuların uçuşlarından önce tekrar son güncellenmiş bilgilere bakması ve değişen koşullardan haberdar olması gerektiğini ifade etti. Çoğu turistik tesisin halen açık olduğu belirtildi.